Değerli milletvekilleri, kapatılsa çiftçinin haber olmayacak bir bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Hakikaten bakanlıkla çiftçinin bağı tamamen kopmuştur. Bakın, bunları televizyonlar gösteriyor, bu traktörleri. Bu traktörler Türkiye'nin her yerinde bu şekilde fotoğraflar var. Burada da inek var, inekler. İnekleri bile haciz ediyorsunuz. Bakan bunları nereden öğreniyor biliyor musunuz? Televizyondan. Yalansa söylesin. Açıyor televizyona, bakıyor televizyona, il müdürünü arıyor. Bu fotoğraflar doğru mu diyor? Evet, doğru olduğunu öğreniyor. Halbuki anayasal olarak üretim araçları haciz edilemez. Bir çiftçinin üzerine traktör yok, bir tane ticari araç var, sanayiye götürmüş, motorunu çıkarmışlar, sanayide motoru çıkmış halde haciz ediliyor. Ya bu ne biçim uygulama? Çiftçi nasıl üretecek? Siz hiç çiftçinin durumundan haberiniz yok mu? Evet, çiftçimiz gerçekten bu durumda. İl müdürü de dediğim gibi bu olayı onaylıyor. Bakan ve kadrosu bu şekilde Türkiye tarımına yön vermeye çalışıyor. Yani bu şekilde bakın, traktörler çekicilere konuyor, yükleniyor. Ya bu tarlada olması lazım. Buğday ekimi var. Tarlalar sürülmesi lazım. Böyle bir uygulamayı Türkiye ilk defa hayatında yaşıyor. Cumhuriyet, cumhuriyet olalı 100 yıllık cumhuriyetimiz ilk defa böyle bir uygulamayı görüyor bu bakanlığın döneminde. Geçen haftalarda burada toplandık, sabahlara kadar çalıştık. 500 milyar liralık borcu yapılandırdık. İçinde çiftçi yok. Ha, bir ara bir önerge verildi. Dediler ki çiftçi borçları da yapılandırılıyor. Hatta Meclis TV'de baktım, 3 defa gösterdi. Tarım kredi borçları da yapılandırılıyor. Demeçler verdi AKP milletvekilleri. Ulusal kanallar bile verdi. Ama biz olmadığını biliyoruz, anlatıyoruz. Yani devlet ciddiyetinden de koptunuz. Çiftçiyi kandırdınız. Ve bu sabaha gelen mesaj, bakın daha yeni. Saat 9.59, yani 1,5 saat önce. Ne diyor? Çiftçiye yazmışlar, Tarım Kredi Kooperatifine. Bakana vereceğim biraz sonra. Tarım Kredi Kooperatifine olan borcunuzu derhal ödeyin. Aksi takdirde borcun tahsilini teminen kefillerinizle birlikte takibata başlayacağız. Avukatlık ücretlerine de katlanacağınızı ihbar ve ihtar ederiz diyor. Ha, şimdi bir de basında tek adam rejimiyle yönetiliyoruz ya. Tek adam dedi ki çiftçiye de bir kolaylık. Öğrendik aşağı yukarı ne olduğunu. İşte bu traktörleri haciz edilenlere sadece kolaylık getireceksiniz diye umuyoruz. Ama o da net değil. Ya çiftçinin borcu 180 milyar. Getireceğiniz yapılandırma 5 milyar. Çiftçi artık tarlaya gidemiyor. Gübreye %50 zam yapmışsınız. Mazota %30 zam yapmışsınız. Dünyanın en pahalı elektriğini bizim çiftçimiz kullanır. En pahalı mazotunu bizim çiftçimiz kullanır. Siz hala ithalat peşindesiniz. İthalat lobileri sizi yönetiyor. Dünyadan pahalıya buğday alıyorsunuz, arpa alıyorsunuz, mısır alıyorsunuz. Çiftçiye gelince geçen yılki destekleme bütçesini reva görüyorsunuz. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Ya ne demek arkadaşlar? Geçen seneki paranın aynısını çiftçiye veriyorsunuz. Hiçbir elektriğe zam gelmedi. Mazota zam gelmedi, gübreye zam gelmedi. İnsan en azından enflasyon oranını da arttır ya. Destekleme bütçesi 22 milyardı. Geçen sene yine 22 milyar. Ben böyle bir şey inanın görmedim. Cumhuriyet tarihinde de bunun uygulaması yok. Dünya tarıma destek veriyor. Gıda çok önemli bir hale geldi. Su krizleri var, kıtlık var. Biz tarımın bütçesinden kesiyoruz. Ama size yakın yandaşlara gelince borçlarını siliyorsunuz, yapılandırıyorsunuz. Çiftçiye gelince böyle traktörlerini çekiyorsunuz. Tarım Kredi Kooperatifleri kurumsal bir kurum, en güzel kurum. Biz geldiğimizde inanın o kadar güzel yöneteceğiz ki o kooperatifleri, birlikleri, tarım satış kooperatifleri birliklerini, tarım kredi kooperatiflerini, toprak mahsulü ofisini, asıl görevleri neyse onu yapacaklar. Yani sizin kullandığınız gibi
o kurumları kullanmayacaklar. Hiç unutmayalım. Referandum günüden bir gün önce sizin Tarım Kredi'nin genel müdürü herkese mesaj atmıştı bundan 3 sene önce. Buyurunuz. Evet, oyu istemişti Tarım Kredi'nin genel müdürü. Yani siz bu tip kurumları kendinize yakın yaptınız. Tek adam rejimiyle parti devleti haline getirdiniz. Bunları kullanıyorsunuz. Bunlar da çiftçiden yüksek faizle geçinmeye çalışıyorlar. Bunlar son derece yanlış. O Tarım Kredi kooperatiflerinin bir nolu ortağı kim biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk. Mersin'deki Tekir Çiftliği'nin bir nolu ortağıdır. Telefon açmamıştır, telgraf çekmemiştir. Yani beni ortak yapın dememiştir. Dilekçe vermiş Ziraat Bankası'na. Ben de bu kooperatifin ortağı olmak istiyorum. Yani o çiftçi benim efendim, köylü benim efendim. Ben de örnek olmak istiyorum. Çünkü üretmeyen bir ülke başkalarının oyuncağı olur arkadaşlar. Siz her şeyi ithalatla çözmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'de ekilmeyen 50 milyon dönüm arazi boş kalıyor. Her şeyi ithal etmeye çalışıyorsunuz. Ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, veterinerler, gıda mühendisleri işsiz. Çiftçimiz hacizli. Böyle bir ülke olmaz. Sayın Cengiz Gökçel. Buyurunuz Sayın Gökçel.